Ve yerel seçim sürecine ilişkin yapılan açıklamalara bakalım. 31 Mart yerel seçimlerine doğru geri sayım başladı sevgili seyirciler ve siyasi partiler 14 gün sürecek bütçe görüşmeleri için mecliste mesai yapacak ama yerel seçim çalışmalarına da ara vermeden devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisinin aday gündemiyle bu hafta toplanması bekleniyor. HDP'de parti meclisi 16 Aralık'ta bir araya gelecek. HDP eş genel başkanı işbirliği olacaksa şeffaf olmalı dedi. Ve Diyarder davası üzerinden CHP tepki gösterdi ve iktidar da adaylarını 15 Aralık'tan sonra açıklamaya başlayacak. 24. Bu karara elbette hepimiz saygı duyarız. Toplumsal tabandaki sesleri duymak, eğer bir sorumluluk varsa, vazife varsa tekrar görüşmek de mümkündür. Bu hafta siyaset hareketli olacak. Bir yanda mecliste bütçe görüşmeleri varken diğer yanda partilerin yerel seçim stratejileri netlik kazanmaya başlayacak. İyi Parti'nin köprüleri resmen atmasının ardından CHP tabanda işbirliğine ağırlık verecek. Milletvekillerinin 68 il için hazırlayacağı raporlar CHP Genel Merkezi'ne iletilecek. Kalan illere de yeni heyetler görevlendirilecek. Parti meclisi aday belirleme süreci için bir araya gelecek. Toplantının çarşamba veya perşembe yapılması bekleniyor. Tarih henüz net değil. Nedeni ise meclisteki yoğunluk. Başta İstanbul olmak üzere her yerde kendi adaylarımızı çıkarma eğilimindeyiz. Bu işbirliği, güç birliği yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Ama bu işbirliği kapalı kapılar arkasında olmayacak. HDP Parti Meclisi 16 Aralık'ta toplanacak. Partinin MYK'sından çıkan 81 ilde aday çıkarma eğiliminin bu toplantıda karara bağlanması bekleniyor. HDP eş genel başkanı Tuncer Bakıran, yerel seçimlerde işbirliği için şeffaf ve kamuoyuna açık görüşme şartını yineledi. Tepkisi de vardı. Oyunu ver ama bizimle fotoğraf verme. Oyunu ver ama bize sorma. Sanki biz doğuştan beri oyumuzu onlara verecekmişiz gibi büyük bir yanılgı içerisindedirler. Biz oylarımızı evet AKP kaybetsin diye verdik. Diyarder davası üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da yüklenmesi dikkat çekti. Bir Kürt imamı Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken gözaltına alındığı zaman ona sahip çıkılsın diye verildik. Yargılanmayan, soruşturma açılmayan tek bir Kürt var mı? Bir imama dahi sahip çıkmayan bir anlayışa niye oylarımızı verelim? Cumhur İttifakı hala adaylarını açıklamadı. Hatta AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in iddiasına göre isimler üzerinden bir anket bile yaptırılmadı. AKP ve MHP yerel seçimlerde işbirliği yapacak. İki partinin heyetleri bugüne kadar 9 kez bir araya geldi. Heyetlerin gelecek hafta çalışmayı tamamlayıp genel başkanlara rapor sunması bekleniyor. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir araya gelerek çalışmaları noktalayacak. Erdoğan 15 Aralık'tan sonra adaylarını peyderpey açıklayacağını söylemişti.